Alo Melisa, geldik biz. Kapının önündeki gri araba. Tamam. Lobideymiş. Aman ha, kızın yanında hareketlerine dikkat et. Bu Fransızlar görgü kurallarına çok dikkat ederler. Rezil olmayayım. Rica ederim. Ne görgüsüzlüğümü gördünüz ki? 2 dakika yalnız bıraksam dövüyorsun birilerini. Birilerini değil, birini. Sen bana laf yetiştireceğine açsana kapıyı kıza. Emredersiniz. Kim bu Melisa Hanım, sorabilir miyim? Aman, babamın çok eski bir arkadaşının kızı işte. Annesi de Fransız, orada doğup büyümüş. Şimdi Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorlar. Kızın ilk gelişi İstanbul'a. Nasıl tanıyacağız kendisini? Kapıdan çıkan böyle sudan çıkmış balık gibi saf saf etrafa bakınan gariban bir kız görürsen bil ki odur. Sudan çıkmış balıksa o zaman şu olamaz herhalde. Yok artık. Vay be. İnsanın canı balık çekiyor birden. Naz? Melisa? Oui. Bu yakışıklı kim? Bu Tarık. Şoförüm. Mon Dieu. Siz bunları şoför olarak mı kullanıyorsunuz? Türkiye kaynaklarını verimli kullanmıyor derlerdi, inanmazdım. İşte o yüzden dış yatırımcıların gelip keşfetmesini bekliyoruz. Hazır cevabımız da aynı zamanda. Hoş. Ne yapıyoruz? Buyurun. Buyurun. Babam beni şirketin genel müdür yardımcısı yaptığında ilk öğrettiği şeydir. Nerede olursa olsun öne geçme fırsatın varsa değerlendir. Bir sakıncası yoktur umarım. Yok canım, ne sakıncası olacak? Nereye gidiyoruz? Ne yemek istersin? Boş ver yemeği ya. Gidip dağıtalım biraz. Türkiye'ye geldiğimden beri ya aile ziyareti ya iş görüşmesi. Çok bunaldım. Benim iyi bir dağılmam lazım. Bir önerin var mı? Bildiğim sağlam bir yer var. O zaman hadi, durduğun hata. Bas bakalım hareketli İstanbul gecelerini. Tanımadığın da yok bu alemde. Yok, aslında var. Mesela şu arkandaki kız. Pardon ya, o da tanıdıkmış. Sen var ya, sen az değilsin. Yaktın beni baba. Bir yere kaybolma, hemen geliyorum. Sen var ya sen. Ne olmuş bana? Bırak oyunu biraz. Kaçın kurasıyım ben. Bu herif senin şoförünse ben de Nicole Kidman'ım. Turnayı gözünden vurmuşsun. Dua et senden önce ben rastlamadım. Sana kalmazdı. Ne zamandır birliktesiniz? Yok öyle bir şey. Şoförüm o benim. Tabii tabii. Sen de bana Nicole diyebilirsin. Ciddiyim ben. O zaman ben bir içki alayım. Derhal gidiyoruz buradan.
Bizim çocuklar çalıyor. Biraz daha kalsak ayıp olur çocuklara. Bana ayıp olurken hiç umrunuzda değildi ama beyefendi. Ne? Gidiyoruz dedim, o kadar. Senin çocukların da seni salladığı falan yok. Burada olduğunun farkında bile değiller. Hadi. Nihayet indim piste. Kök salacaksın sandım bir ara masaya. Yok. Tarık çağırdı, ondan geldim. Sıkılmış biraz. Gidelim diyor. Öyle değil mi? Sevgili arkadaşlar, programımıza bir şarkılık ara vermek istiyoruz. Ancak sebebini görünce çok utanacaksınız bu sesleri çıkardığınız için. Aramızda, biz bu grubu ilk kurduğumuzda bizimle olan bir arkadaşımız var. Aslında onu sahneye çağırmak benim için kendi kuyumu kazmak gibi bir şey. Çünkü onu dinleyince bir daha beni dinler misiniz bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, huzurlarınızda Tarık! Tarık! Sen karar ver. Neticede patron sensin. Sen bu kadar kalabalık değildin. Kız arkadaşın kıskanıyor diye satıyor musun yoksa bizi? Sadece bir şarkı. Sonra gidiyoruz. Emredersiniz. Göster kendini. Selam anne. Yeter bu defa, bu işi bitiyor. Bana ettiklerin ağır geliyor. Yetti bu sefer, bu işi bitiyor. Aşk dediğin tuzak canımı yakıyor. Sevmek nedir hiç bilmedin, sevene de kıymet vermedin. Aşkı bize reva görmedin, sensin benim felaketim. Bana ettiklerin ağır geliyor. Yetti bu sefer, bu işi bitiyor. Aşk dediğin tuzak canımı yakıyor. Sevmek nedir hiç bilmedim, seveni de kıymet. Aşkı bize reva görmedin, sensin benim felaketim. Yaz demedim, kuş demedim, sen istedin ben geldim. Nedir bu senden çıktın, böyle ihaneti görmedin. Yaz demedim, kuş demedim,
Tebrikler. Bravo Tarık. Bravo. Sağ olun. Harika. Çok iyi. Teşekkürler. Hemen çıkalım istersen. Yoksa benim hiç imza dağıtasım yok bu gece. Sadece şoförüm demiştin değil mi?